Nasıl buldunuz? Ben televizyonda bugünkü röportajlarını falan izledim. Sağ olun. Pederle, valideyle, bütün aileyle bir araya geldiniz. Çok şükür. Allah iyilikler versin. Sağ olun. Size emanetleri teslim etmek için bekliyorum. Hadi. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. İyi misin? Dedesi de ona teşekkür etti. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi misiniz? Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Hocam gözünüz aydın. Maşallah. Evet, sen maşallah kopya ya. Haydi sana benziyor. Evet, evet. Ben de ben arayayım. Sayın Cumhurbaşkanım, 29 Nisan 2023'te halkımızın da büyük teveccüh gösterdiği İstanbul'daki Teknofest'te bütün halkımızın huzurunda hem bizleri milletimize anons etmiştiniz hem de bu kutsal emaneti bize teslim etmiştiniz. Görevimizi hakkıyla yerine getirip memleketimize tekrardan geri getirmek üzere. Vermiş olduğunuz bu kutsal emanette kendimizi orada çok daha güçlü hissettik. Bizi yukarıya taşıdığımız değil, bizi yukarıya taşıyan bayrağımızla görevi orada icra etme şansına nail olduk. Açmış olduğunuz, gelecek nesillerimiz için ilham kaynağı olacak bu yolda bizlere sağlamış olduğunuz bu imkanlar için sizlere müteşekkiriz bütün Türk milleti adına. Yani bu şimdi bizim uzaylı bayrağımız. Uzaylı Türk bayrağı. Evet, evet sence. Evet. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel değil gerçi ama. İnşallah. Evet hocam. Son olarak bir de bizzat üzerimde getirdim. Türkiye Uzay Ajansı'nın tarafında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bünyesinde görevimize özel tasarlanan bu peçide uzaya taşıdık. Uzayda görevimiz esnasında beraberimiz de bize eşlik etti ve birinci elden size teslim etmek için beraberimi de buraya getirdim. Çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar adım atmadığınız bir alandı. İlk defa adım atmamıza rağmen hiçbir oryantasyon sıkıntısı yaşamadım. O canlı yayının hemen ardından da birinci saatin içerisinde zaten beraberimize getirdiğimiz deney setlerini hemen korunaklı kutuların içerisinden çıkarıp deney setlerinin kurulum süreci vardı. Aralık vermeden direkt oraya başlama imkanımız oldu. Şöyle kendinizi bıraktığınız anda aslında istasyonun içerisinde hiçbir hava sirkülasyonu olmasa bulunduğunuz noktada sabit kalmanız gerekiyor. Bıraktığınız noktada. Yerden bir miktar yüksekteyseniz orada kalırsınız. Ama o minicik hava sirkülasyonu bile yani tabiri caizse birisinin ağzından üflediği nefes dahi size hareket ettirecek bir ivme kazandırıyor. O kadar ağırlıksızsınız. Onun için sizinle görüşmemiz esnasında ben yukarı giderken şey sorgulamışlar. Geldikten sonra öğrendim. Bu mikrofon niye aşağıya gitti diye. O mikrofon benim elimin ivmesiyle elimden çıktığı için hangi ivmeyi kazandıysa herhangi bir obje o ivmeyi devam ettirir. Buna mukavemet gösterecek bir yer çekimi yok. Buna mukavemet gösterip o ivmeyi durduracak bir hava kütlesi yok.
Peki sen o Dragon'un içerisinde benle konuşmayı bitirdikten sonra öyle bir yukarıya doğru çıkış oldu. Evet, istasyon içerisinde Sayın Başkanım. Evet. O nasıl oluyor? Zaten ayaklarımla tutunuyordum bir yerde, herhangi bir yere gitmemek için. Sadece ayak uçlarımla bir küçük şeyle harekette yukarıya inme kazandım senin. İsteyerek o kadar... mi yaptınız onu? Evet. Bir kişiyi okyanusa inerken paraşütle, iki paraşütlü yanılmıyorsam. İki paraşüt evet önden çıktı, rehber paraşütlerdi. Ardından dört tane daha paraşüt açıldı Sayın Cumhurbaşkanım. Onlar da ana paraşütlerdi, taşıyıcı paraşütler. O rehber paraşüt önden çıkıp ana paraşütlerin çıkmasına